Uzun süreden beri Almanya'da yağmur yağmıyordu. Devamlı güneş var ve çimenler sararmıştı. Hatta yürüyüşe gittiğimizde tarlaların arasında mısır tarlaları kurumuştu. Susuzluktan dolayı, yağmur yağmadığından dolayı, dengenin bozulduğundan dolayı. Yani sürekli güllük gülistanlık, sürekli güneş dengeyi bozmak üzereydi ki 2-3 günden beri yağmur yağıyor elhamdülillah. Rabbim ne güzel yaratmış diyoruz değil mi? Yani dengeli. Denge, balans her zaman çok önemli. O yüzden yazdan sonra sonbahar, sonbahardan sonra kış geliyor. Kıştan sonra ilkbahar ve yaz. Dengeli bir şekilde ilerleyince insanlar ne olduğunu, ne olacağını aşikar tahmin edince rahatlıyor. Yani denge. Hani derler ya, İfrat ve tefrit, denge. Ne ifrat olacak ne tefrit olacak, ortasını bulmak. Şimdi neden anlatıyorum? Bunu anlatmamın sebebi dengeyi sağlamak için. Almanya'da yaşayan bir iş insanısın ve kendi çarkın içerisine giriyorsun. Kendi balonun içerisine giriyorsun. Bu balonun içerisindeyken senin dünyan sadece iş oluyor. Müşteri oluyor. Para kazanmak oluyor. Eleman bulmak oluyor. Eleman bulamıyorsun bu devirde. Senin dünyan tek kanatlı sadece iş oluyor. Burası çok güçlü. Çok zaman ayırıyorsun oraya. Bunun yanında senin ama ailen de var. Annen var, baban var, çocukların var, hanımın var. Bunlara zaman ayıramıyorsun. Genellikle Avrupa'da yaşayan iş insanları, iş yapan insanlar bu dengeyi sağlayamıyor. En büyük problemleri bu. Tek kanatlı kuş uçmuyor sevgili arkadaşlar. Manevi değeri olan aile, anne, baba, eş, çocuklar bunlar ihmal ediliyor. Bunlar ihmal edilince zaman öyle hızlı ilerliyor ki patlak vermeye başlıyor. Yani senin ailen var ama ailen yokmuş gibi hissediyorsun. Zaten onu iliklerine kadar hissettiriyorlar sana. Senin çocuğun senin sözünü dinlemiyor artık. Veya eşinle iletişim sorunu yaşıyorsun. Cümlelerin tesiri yok. Annen, baban vefat ediyor, gidiyor. Zaman çok hızlı ilerliyor. Veya gerçek dostların kalmıyor etrafında. Sosyal hayatın olmuyor. Bir tarafta iş, bir tarafta da senin manevi değeri olan, senin için aile, dost, iletişim kurduğun insanlar olmalıyken bu olmuyor. Yani tek kanatlı kuş gibi uçmaya çalışıyorsun, uçamıyorsun. Böyle olunca tabii kanıtlı olarak hayattan tat alamıyorsun. Keyif alamıyorsun. Ve kendini başka yerlere atmaya çalışıyorsun. Kendine böyle sana uymayan hobilere vermeye çalışıyorsun. Çünkü kafayı dağıtmak istiyorsun. Çözüm bu değil ama. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete sarılın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek? Dengeyi kur demek. Balansı kur demek. Bunu kuramadığından dolayı bu sıkıntıları yaşıyorsun. Tat alamıyorsun. Huzurun yok ve paranın bereketi yok. Bak paran var ama bereketi yok. Bereket başka bir şey. Matematikle ölçülmüyor. Bunun yanında herkesin çok bildiği, duyduğu Rockefeller var değil mi? Bu Rockefeller şunu söylüyor. İnsanlar diyor çok çalışmaktan para kazanmaya vakit bulamıyorlar. Yani o çark var ya, o çarkın içerisine girdiğin zaman para kazanamıyorsun. Para kazandığını zannediyorsun. Peki neden bu şekilde yaşıyorsun? Neden oluyor bu? Bunun sebebi sevgili arkadaşlar bir kere yanlış düşünce kalıpları, yanlış dil kalıpları. Sana öğrenilmiş çaresizlik diye bir kavram olduğunu söyleyeyim. Öğrenilmiş çaresizlik yani çaresizliği insana öğretiyorlar. Sen de onu öğrendiğin için o şekilde davranıyorsun. O hatanın içerisine giriyorsun. Yani o çarkın içerisine giriyorsun. Çünkü sana ne söylendi bu zamana kadar? Alın teri akması lazım. İyice terlemen lazım. Çok çalışman lazım. Para kazanabilmek için, hak edebilmek için çok terlemen lazım. Çok zaman ayırman lazım. 8 saat değil, 20 saat çalışman lazım. Bunu hep söylediler daha önceden. Bunu senin büyüklerin söyledi. Bunu senin çevrendeki insanlar söyledi. Bunu hala sosyal medyada, televizyonlarda söylüyorlar. Ama bu yanlış düşünce. Neden? Çünkü çok çalışan, çok para kazansaydı o zaman en zengin insanlar madenciler olurdu. Dolayısıyla burada verimlilik kavramı çok önemli. Verimli çalışmak. Kafadaki kilit olduğu müddetçe sen ne yapıyorsun? Yanlış düşünce kalıbı kafanda olduğundan dolayı ve yanlış dil kalıpları kullandığından dolayı bu senin engelin oluyor. Yani senin bereketini engelliyor. Kafandaki kilit. Birinci problem bu. Yani kafadaki kilit olduğu müddetçe verimli çalışamıyorsun. Tamam mı? Verimli çalışmak yani o da potansiyelini keşfetmek. Yani şu gördüğünüz tekerlek çözüm. Şu gördüğünüz araç kare tekerleklerle yürütmeye çalışıyorlar. Ve bu insanlar ne diyor? Çok meşgul. Şu anda zamanımız yok. Niye? Çünkü çarkın içindeler. Fark edemiyorlar. Dışarıdaki adam bunu fark ediyor. Şu gördüğünüz adam diyor ki bak diyor kardeşim burada çözüm var. Siz 7 kilometre hızla gidiyorsunuz saatte.
Ama şu tekerleği, tamam mı, içindeki o potansiyeli keşfeder, takarsanız, kullanırsanız, o zaman şu gördüğünüz aracı daha hızlı götürürsünüz. Yani buna verimli çalışmak diyorlar. Şu insanlar çok çalışmaktan net düşünemiyorlar. Çünkü olayın içindeler. Çarkın içindeler. Yani kendi dünyalarının içerisinde, kendi balonlarının içerisinden dolayı fırsatı göremiyorlar. Bu kişi ısrar ediyor. Diyor ki bak kardeşim, şunu kullan. Bunu kullanırsan çarktan çıkmış olursun. Daha hızlı varırsın. Sen 16 saat çalışıyorsun bunu ileri götürmek için. Çocuklarına, ailene, anana, babana zaman ayıramıyorsun. Neden? Verimli çalışmadığın için öyle oluyor. Ama bunu kullanırsan 16 saatte götüreceğin yere 2 saatte götürüyorsun. 6 saatin sana kalıyor. 6 saatinde kime kullanırsın? Annene, babana, kardeşine, çocuklarına, hanımına, kendine zaman ayırırsın. Dolayısıyla en büyük problem bunu kafada halletmek. Kafadaki kilit, en büyük kilit, biraz önce dediğimiz gibi. Çok çalışarak para kazanacağını zannediyorsun ama boşuna ömrünü tüketiyorsun, zamanını tüketiyorsun. Ailene mecbursun zaman ayırmaya ama ayırmıyorsun. Vebale giriyorsun. Dolayısıyla paranın da bereketi yok. Peki hayatı dengeli hale getirmek için ne yapmamız lazım? Çok basit, bak, işi büyütmeye gerek yok. Bir, kafadaki kilitleri, tamam mı, yanlış düşünce kalıplarını, sana yüklenen çaresizlik, öğrenilmiş çaresizliklerden kurtulmak. Dil kalıplardan kurtulmak. Kafadaki kilit, yanlış düşünce, bunun yanında dil kalıpları, söylediğin yanlış cümleler, dedenden sana aktarılan, atalarından sana aktarılan dil kalıpları tekrar tekrar, bunlar kafadaki kilitler. Bunların binlerce çeşidi var. Bunlar tespit edilmesi gerekiyor. Bunları tespit etmeden, buradan kafadan çıkaramıyorsun. Bunları çözmeden, yani buradaki kilitleri açmadan gerçek berekete ulaşamıyorsun. Gerçek mutluluk, huzura ve zenginliğe ulaşamıyorsun. Bu kere bunu kafana koy. Bak, birincisi bu. Bunları çözmediğin zaman da o balonun içerisinden çıkamadığın için, o çarkın içerisinden çıkamadığından dolayı o hataları tekrarlıyorsun. Tekrar tekrar aynı hataları yapıyorsun. Bazen de diyorsun ya hocam, ben aslında karar vermiştim, yapmayacaktım bu hatayı ama bir daha yaptım. Neden? Çünkü kafada kilitlerin duruyor. O virüsler oradan çıkmadan kurtulamıyorsun. Birinci kural bu. Kendini zabote ediyorsun. Ayağına kurşun sıkıyorsun. Şimdi ikinci konuya gelelim. Kafandaki kilitten kurtulmak ve potansiyelini keşfetmek. Çok basit. Potansiyel ne? Herkesin içerisinde aslanlar. Yani fırsat var. Yani şu teker var. Öyle düşünün. Bu tekeri buraya takmak. Potansiyeli keşfetmek bu kadar basit. Potansiyelini keşfettiğin zaman 16 saatte daha önceden yaptığın işi 2 saatte yapmak. Bu ancak böyle olur. Peki o içindeki aslan herkes de farklı. Ne olabilir? Biraz önce tekerlekle örnek verdim ya. Ne olabilir? Kişinin görsel zekası çok güçlü olabilir. Görsel zekasını kullanıp daha hızlı hedefine ulaşabilir. Veya işitselliği güçlüdür. Veya doğal zekası güçlüdür. Bunlardan bir tanesi çok güçlü olabilir kişide. Bu keşfedilmedi daha önceden. Keşfederse, onu keşfedip araca taktığı an görsellik, işitsellik, doğal zekası, ritmik zeka, bedensel zeka, herhangi bir üstün zekaya sahip olduğu o alanı keşfeder, araca takarsa o zaman kimse tutamıyor Allah'ın izniyle. Bu dengeyi kurduktan sonra o arzuladığın hayatı yaşayabiliyorsun. Paranın bereketi oluyor. Gerçek zenginliği yaşıyorsun. O herkesin değer verdiği manevi değer, yani aile, çoluk çocuk, kendine zaman ayırmak. Bunu yaşayabiliyorsun. Hem maddiyat hem maneviyat. İkisi dengeli olduğu zaman gerçekten balansı kurmuş oluyorsun. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki iş insanlarına, iş adamlarına, kendine yatırım yapmaya açık olan ve öğrenmeye açık olan insanlara bu şekilde hep yardımcı olduk. Onların kafadaki kilitlerini bularak onları nasıl çözeceğini onlara gösterdik. Bununla beraber içindeki potansiyeli keşfederek, yani içindeki aslanı uyandırarak hayatının balansını kurmalarına yardımcı olduk. Bunları eğitim ve rehberlik programlarımızda sağladık. Sen de gerçekten kendine yatırım yapmaya açıksan, kendini geliştirmeye açıksan, 16 saatlik işi 2 saatte halletmek istiyorsan, arzuladığın hedefe hızlı ulaşmak istiyorsan, dengeyi, biraz önceki dengeyi kurmak istiyorsan, balansı kurmak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.